Yalnızdan Mahallesi, Elmalı Dağı'nın güneyinde ve bu dağdan kaynağını alan sel karakterli Koca İn ve Kuzgun Kaya derilerinin meydana getirmiş olduğu birikinti konisi üzerinde kurulmuştur. Yerleşme sık sık sel baskınlarına maruz kalmaktadır. Köy sahası Elmalı Dağı'nın güney kesiminde hafif dalgalı neojen düzlükler üzerindedir. Yayla, oba, ağıl, dam, çiftlik, yazlık, kışlık gibi kır yerleşmeleri tek başına veya bir başka kelime ile birleşerek yerleşmelere isim olmaktadır. Bu isimle kurulan yerleşmelerin kurulduğu yerde muhtemelen önceden bu yerleşmelerden birinin bulunduğu ve zamanla bu yerleşmenin köye dönüştüğü söylenebilir. Başta bağcılık olmak üzere ziraat işleri ve hayvancılık yapılan tek katlı evlere dam adı verilmektedir. Eski Hisar Deresi'nin batısındaki yerleşmelerin dağılışı, doğu kesimiyle benzer özellikler taşır ve yerleşmeler burada da taşkınlardan korunmak amacıyla dağlık alana yaklaşmıştır. Seracılık ve meyveciliğin daha fazla gelir sağlaması nedeniyle yaylacılık yapmayan köy mahalledir. Burada hayvancılık yapanlar hayvanlarını mahallenin dağlık ve ormanlık sahayla irtibatlı kışlak alanlarında kurdukları ağıllarda besler. İlçede yaylaya çıkan hane sayıları değişiklik gösterir. Elmalı ilçesinde bazı yerleşme isimleri adını köy ekonomisini destekleyen köy altı iskan yerleşmelerinden birisi olan Dam yerleşmesinden almıştır. Yalnızdan Mahallesi adı 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Yerleşmeye bu adın niçin verildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte yerleşmenin evvelce tek bir ev ya da çoban damı ile başladığı ve bu nedenle bu tek ev ya da dama istinaden yerleşmeye Yalnızdam adının verildiği bilgisi yerleşme halkı tarafından aktarılmaktadır. Yerleşme alanının bağcılığa elverişli olan toprak ve arazi yapısı nedeniyle bu yerleşmenin adını bağ içerisinde kurulan bir bağ evinden alması da muhtemeldir. Yerleşmede mezarlığın hemen güneyinde yer alan mevkiye iki bağ mevkisi adı verilmektedir. Kışın davar ve yetiştiricilerin barındıkları alçak ve çukur yerlerdeki otlaklarda zamanla yerleşme yerleri gelişmiştir. Yalnızdam köyünde yağ, bakliyat, hububat, hasır, sebze, fil üretilir. Bağcılığın önem kazandığı Yalnızdam köyünde yazların kıyıya göre daha serin geçmesi, sahayı seracılık açısından bu mevsimde daha avantajlı hale getirmiştir. Kış mevsiminde uygun iklim koşulları nedeniyle sahilde yapılan seracılık, yazın aşırı ve bunaltıcı sıcaktan dolayı sahilde yapılamayınca köy sahasında yapılmaktadır. Seracılık faaliyetlerinde birim alandan elde edilen verimin yüksek olması ve yüksek kazanç sağlaması bu faaliyeti sahada cazip kılmıştır. Yalnızdam Köy Mahallesi, alüvyal düz ovalık sahası, karstlaşma özelliği olmayan Eosen filişi çevreler. Alanın batı kenarı Eosen filişi ve yamaç molozları ile çevrili olup litolojik birimler yer yer ovadaki alüvyal dolguları maskeler. Ayrıca şura karatese kalkerlerinin içine koy şeklinde girinti yapar. Burası Karapınar ve Kazan Pınarı Kars kaynakları ile diğer yer altı sularından faydalanarak sulu tarım yapılan yerdir. Bu nedenle köy mahallesi ile 1428 metre rakımlı Balıklar Dağı arasında kalan kesim ovanın en verimli yeridir. Seracılığın gelişmeye başlamasıyla birlikte topraklar değer kazanmış, öncelikle komşu yerleşmelerden olmak üzere toprak satın alma yaygınlaşmıştır. Özellikle kıyı bölgesindeki seracılar
köy sahası ve Elmalı ilçesinden toprak satın alarak seracılık yapmaya başlamışlardır. Seracılıkta sulama faaliyetlerinin damlama yoluyla yapılması, bu faaliyetin yayılış alanını genişletmiş, sulamalı olarak yetiştirilen bazı tarımsal ürünlerin giremediği yerlerde seracılık yapma imkanı doğmuştur. Sahada iklim ve toprak koşullarının elverişli olduğu hemen her yerleşmede seracılık az ya da çok yapılır. Seracılığın en fazla yapıldığı yerler polyelerdir. Özellikle Elmalı polyesindeki mahallelerin hem sıcaklık hem de sulama şartları bakımından elverişli konum ve koşulları seracılığın bu yerleşmelerde daha fazla gelişmesini sağlamıştır. Yalnızdan mahallesi polyede en fazla seracılık yapılan yerleşmelerden birisidir.